Merhaba sevgili güzel dostlarım. 3 Mayıs haftasına hepiniz hoş geldiniz. Umarım beni dinlerken hepiniz mutlu ve sağlıklısınızdır. Eğer öyle değilseniz de dilerim ki tez vakitte çok güzel sevinçler yaşayın ve mutlu olun. Hepimiz aynı anda mutlu olalım, iyi hissedelim, güzel şeyler yaşayalım. Bazen tabii ki hüzünler de olacak. O esnada yanımıza bir dost sıcaklığı, ruhumuzda bir ilahi esinti olsun. İnşallah bu benim temennim. güzel günler görelim hep birlikte arkadaşlar. Evet Şimdi bu haftanın etkilerini anlatacağım. Tabii karantinada biz bu etkileri ne kadar alacağız, ne kadar hissedeceğiz, ne kadar e, inisiyatif alıp uygulayabilir tarafta olacağız bilmiyorum ama ben etkileri anlatacağım. E, zaten beni en çok güzel e, 11 Mayıs'taki yeni ayın ve e, Jüpiter balık geçişinin de e, karantinaya denk gelmesi ama olsun. Karantina bittikten sonra inşallah ülkece hatta dünyaca bayram yaparız. Çünkü görüyorsunuz dünyanın bir yerinde bir kötü bir şey olduğunda bir hastalık olduğunda bir şekilde yayılıyor. O zaman birimiz hepimiz hepimiz birimiz için hepimiz iyi olalım inşallah. Evet şimdi arkadaşlar çok karışık bir hafta. Şöyle karışık bir hafta hem çok iyicil etkiler var hem de çok negatif etkiler var. Hangi açılardan negatif olabilir? Hangi açılardan iyicil olabilir? Aslında kiri varsa sabunu da var dedikleri bu olsa gerek. Negatif etkilerin bile pozitif etkilerle e, iyileşeceği bir hafta içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Öncelikle haftanın en sert açısı Güneş Satürn karesi. Arkadaşlar zor bir açıdır. İki tane eril enerjinin özellikle Güneş gibi bir yaşamsal göstergenin Satürn gibi karmanın lordu olan bir gezegenden ve ikisinin de dünyalarda dünyalarda ne ya? Dünyada otoriteleri temsil ettiğini düşünecek olursak büyük insanlar arasında Otoriteler sultanlar krallar arasında güç çekişmeleri görülebilir. Evet güneşin satürnle kova burcundan boğa burcuna yapmış olduğu bu dik açı Merkür Jüpiter karesine dahil ettiğimiz zaman arkadaşlar bir takım sarsıntıları bir takım sert durumları beraberinde getirebilir. Bu bir kara kış enerjisidir adeta bahar ayındayız ama bu bir soğukluktur buz gibi rüzgarların esmesidir. Yeri yerinden oynatacak durumlara işaret eder, toprakla alakalı önemli durumlara işaret eder, emlak, müteahhitler, ne bileyim yerleşime ait konular, bunlarla alakalı önemli gelişmelere işaret eder. Arkadaşlar özellikle dünya genelinde otoritelerle ilgili bir takım sıkıntılara da işaret eder. Biraz daha üzerimizde baskı hissedebiliriz, biraz daha engellenmiş, baskılanmış, sıkılmış bunalmış hissedebiliriz. Ayağımızı denk almamız gereken bir gün. Satürn güneş karesi var. Bunalıyoruz. E üstüne bir de Merkür Jüpiter karesi var. Ağzımızdan çıkanı da kulağımızın duyması lazım. Tam olarak bu. Büyük laf, büyük lokmaya büyük laf etme dedikleri cinsten bir enerji. Dolayısıyla bugün konuşmalarımıza da çok dikkat etmemiz lazım. Eğitimlerle ilgili konularda özellikle iletişim ve eğitimle ilgili konularda abartılı kararlar vermekten, abartılı söylemler yapmaktan, patavatsızca hareket etmekten, her aklımıza geleni söylemekten konuşurken e, mübalağa etmekten kaçınmamız gereken bir gündeyiz arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Şimdi bu etkiler var ama bir yandan da Venüs'ün Neptün'le çok romantik bir kontağı var. Venüs Neptün seks dili bizler için hem ilahi olanla daha güçlü bağlantılar kurmak, yani Yaradan'la, Allah'la güzel bağlantılar kurmak, ibadet etmek, rüyalarımızın isabet etmesi güzel gelişmelere işaret ediyor. Ee, aynı zamanda ikili ilişkilerle alakalı bir iyileşme, şifalanma ve romantizm enerjisine işaret ediyor sevgili dostlarım çok güzel ve çok güçlü bir etki bu ee, ben çok seviyorum venüs neptün etkileşimlerini ee, çünkü iyi enerjilerde neptün de çok güzel çalışıyor çok romantik fedakarhane işte seni seviyorum senin için birçok şey yapabilirim noktasına gelebiliyor çiftler evet bunun yanı sıra bu hafta merkür ve venüs de burç değiştirecekler ikizler burcuna yerleşecekler fakat e, özellikle e, Adını unuttum gezegenin. Venüs. Venüs burç değiştirmeden önce Plüton'la bir e, çok güçlü kontak yapacak. Akabinde tabii ki e, Venüs'ün de yine bir Jüpiter'le bir dik açısı olacak. E, o yüzden artısı da var, eksisi de var. Şöyle anlatayım. Venüs, Plüton e, üçgeni kesinlikle çok güçlü bir enerji arkadaşlar. İlişkilerle ilgili bir dönüşüm demek. Estetik, güzellik, sanatsal konular, hayattan keyif aldığımız tüm konular ama özellikle ilişkiler, evlilik, eş... Partnerle alakalı konularda güçlü dönüşümler ve tutkunun aşkla birleştiği anları işaret eder. burada da bir bir şeyleri sevdiği insan için dönüştürme enerjisi var ama sonra Venüs Jüpiter karesi devreye girdiği zaman hem harcamalar coşar hem aşk mübalaları coşar hem abartılı vaatler coşar hem de sonradan ya çok abartmışım aslında o kadar da yapamazmışım dedirtebilir. O yüzden böyle birdenbire her aklınıza geleni yapmayın. Her kalbinize dokunanı da ifade etmeyin diyeyim arkadaşlar. Şöyle bir de ayıcığım da gözüksün canım ayıcığım. Evet bunlar önemli detaylar sevgili dostlarım. Bunun dışında e, Merkür'ün ve Venüs'ün de ikizler burcuna geçmesini yorumlayacak olursak artık Venüs ikizlerdeyken ilişkilere olan bakış açımız ikizlerce ikizler doğasına göre olacak. Bu ne demek? E, biraz daha flört flörtler artabilir. İnternet üzerinden flörtler artabilir ki zaten nasıl artmasın? Nereden flört etsin insanlar? İkizler Burcu eşittir. İnternet, sosyal medya, basın, yayın, haberleşme, iletişim, konuşmak, chat, muhabbet, dedikodu, bilgi akışı, paylaşım, venüste ilişkiler. İşte bunların hepsini ikizler enerjisi karışacak. E ayrıca bu arada daha çok zeki ve konuşkan insanlara çekildiğimiz bir dönem olabilir. Bunun yanı sıra Merkür'ün ikizlere geçmesi çok güzel. Merkür ikizler burcunda asaletlidir arkadaşlar. Çok iyi çalıştığı bir yerdedir. İnternet, sosyal medya, basın, yayın konularında hepimizin şanslı olduğuna, eğitimlerle ilgili böyle bir eğitim furyasının başladığına işaret eder. Negatif anlamda dedikodu, chat, yalan haber, internet dolandırıcılıkları artabilir. Buna biraz dikkat etmemiz lazım ama genel olarak çok güçlü bir etki. Şimdi bunların burçlara göre yansımalarına girecek olursak, öncelikle Güneş-Satürn karesi, Merkür ve Venüs'ün, Jüpiter'le yapacağı dik açılardan bahsedecek olursak, öncelikle arkadaşlık ve dostluk ilişkileri parasal meselelerden dolayı zarar görebilir. Aynı zamanda e, parayla alakalı arkadaşlarınız ve dostlarınız size verdikleri sözleri tutmayabilirler. E, fakat bu haftanın gerginliği sürekli olarak devam etmeyecek. Güzel olan şey şu ki, akabinde Venüs-Neptün-Sekstil'i e, ve Venüs-Plüton üçgeni sizin bir şekilde para ve kariyer konularında şanslı olacağınızı, başta size söylenmeyen ya da söylenip de yapılmayan vaatlerin yerini bulacağını, iş ve kariyer konularında, para konularında güzel gelişmeler yaşayacağınıza işaret ediyor. Düzen oturtmak, aile düzeni kurmak, taşınmak, yer değiştirmek, ev emlak konularına odaklanmak, istediğiniz gibi bir ev almakla ilgili de bu hafta itibariyle çok şanslısınız. Venüs ve Merkür'ün ikizler burcuna geçmesi de özellikle 4 Mart'tan beri yakın çevrenizde yaşadığınız krizler, anlaşılamama, problemler yerini bir barış havasına bırakıyor. Daha çok chat, muhabbet, sohbet yaptığınız, internet, sosyal medya, basın yayını çok daha etkili kullandığınız, yeni eğitimlere başladığınız ya da eğer siz eğitim veren biriyseniz bu anlamda şanslı etkilere sahip oldunuz. Elektrik, elektronik cihazlarınızı güzelce yenileyebileceğiniz, arabanızı değiştirebileceğiniz, özellikle chat, muhabbet, konuşma anlamında aklınızla, fikrinizle insanları etkileyeceğiniz bir süreçte olacaksınız sevgili güzel dostlarım. Bu konuda sizi temin ederim. Güzel bir gelişme bu. E, aynı zamanda kardeşlerinizle yakın çevreniz ve akrabalarınız aranız bozulduysa bunlar da düzelecek. E tabi böyle mi kalır? Hayır. E bir de retrosu var bunun. 29 Mayıs'ta başlayacak olan Merkür Retrosu. O zamana kadar oynaşın. Güzel güzel konuşun. Muhabbet edin. Sonra tekrar bir eski defter açılır. O konuya daha sonra geleceğim. Şimdi tadını çıkarın bu enerjilerin. Evet bu hafta hem iş ve kariyer konularıyla alakalı hem de yakın çevre ve iletişim konularıyla alakalı son derece şanslısınız. Kardeşlerinizin güzel e, durumlarına da şahitlik edebilirsiniz. Mars hala dördüncü evinizde bir taşınma sendromu, bir yer değiştirme, lokasyon değiştirme, bir yerden bir yere kalkıp gitme durumunuz da olabilir sevgili koçlar. Evet aşk ilişkilerini soracaksınız. Ee, Venüs Neptün etkileşimi ikinci evin Venüsyen bir alan olduğunu da düşünecek olursak aşk ilişkilerinden yana da sizin için yumuşak ve barışçıl bir hafta olabilir. Pazartesi'yi saymazsak. Evet özellikle Perşembe gibi daha bir keyfiniz yerine gelir sevgili koçlar. Şimdi boğa ve yükselen boğalar kariyer planlarınız, patronlarınız ve otoritelerle alakalı konularda bir takım sert durumlar yaşayabilirsiniz. Patronlarınızdan veto yiyebilirsiniz. Beklediğiniz terfi zam yapılmayabilir. E, bu hafta otoritelerle zıtlaşmak için doğru bir hafta değil. Özellikle pazartesi günü kendinizi bayağı bir böyle yıpratılmış, kullanılmış, kandırılmış, yanılmış hissedebilirsiniz. Güvendiğiniz dağlara kar yağmış gibi hissedebilirsiniz. Ama Venüs Neptün etkileşimi imdadınıza yetişiyor. Dualarınızın kabul olması, Güzel eş zamanlıklar yaşamak, sevdiğiniz dostların size destek olması, el vermesi, arkanızda durması sizin için çok keyifli olacak ee, sevgili boğalar. Ve Aynı zamanda Venüs Plüton üçgeni, Venüs Neptün seksili bu hafta aşk ve ilişkilerle alakalı da şansınızın döneceğini, ilan aşklar, barışmalar olabilir, ee, yanlış ilişkileri bitirme cesareti gösterebilirsiniz. Bir böyle bir çok seviyorum nasıl yaparım bu, bu moda olacak ama, bir şekilde yanlış gidenleri bitirmek, dönüştürmek ilişkiyi, var olan durumundan farklı bir hale getirmek. Aynı zamanda eğer uzaklarda bir sevdiceğiniz varsa, şu anda görüşemiyorsanız onunla ilgili de çözümler üretmeye başlayabilirsiniz. Güzel bir çözüm bulabilirsiniz. Gerçekten uzaklar, yabancı yerler, uluslararası iş ve ilişkiler ve seyahatlerle ilgili bir takım uzlaşmalar, anlaşmalar ve güzel haberler gelebilir elinize. Bu arada kedicik kapakla oynuyor, futbol yapıyor resmen şu anda. Onu yemişim ben. E, o yüzden e, şu an biraz gürültü gelebilir. Kusura bakmayın. Evet boğalar için kariyer konuları da düzene girecek. İlişkiler de bu hafta güzel gözüküyor. Sevgili boğalar Merkür'ün ve Venüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle beraber özellikle Nisan 2020'den beri yaşadığınız e, para sorunları son özellikle 4 Mart'tan beri daha da bir ay yuka çıkmıştı. Parasız kalmış çok zorlanmış olabilirsiniz. Beklediğiniz hak ettiğiniz paraları alamıyor olabilirsiniz ama Venüs ve Merkür'ün ikizler burcuna geçmesiyle beraber 29 Mayıs'a kadar özellikle parasal konularda şansınız artacak. Para düşünecek, para konuşacak ve para üreteceksiniz. Bu anlamda da şansınız gayet güzel gözüküyor. Evet ikizler ve yükselen ikizler 12. evinizde toplaşan gezegenler efendim 12. evinizden aldığınız açılar ya iş kulik oldunuz bu ara ya geri çekildiniz sadece iş yapıyorsunuz ya şifa işlerine başladınız ya da bilinçaltı terapileri psikoterapilere başladınız. Bunların hepsi olabilir. Bu hafta da bunlarla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Haftaya birazcık eğitim, hukuk, uzak yerler, yabancılarla ilgili konular, seyahatlerle ilgili engellenmiş, baskılanmış, kısıtlanmış, bunalmış olarak başlayabilirsiniz. İlaçlarınızı sorgulayarak başlayabilirsiniz. Yine de siz lütfen özellikle iş yaşamınızda arkanızdan iş çevirenlere dikkat edin. Eğer bir takım düşmanlarınız varsa onlara abartılı çıkışlar yapmamaya ve sakin kalmaya çalışın. Yine bu hafta Venüs'ün Plüton'la olan uyumu, iş hayatınızda güzel bir gelişmeye, alamadığınız bir paranın size gelmesine, hakkınız olan bir parayı almaya işaret ediyor olabilir. Aynı zamanda bazılarınız kaybettiğini sandığı şeyleri yeniden bulabilir. Kaybettiğini, düşün, unuttuğunu sandığı anılarını yeniden hatırlayabilir. Merkür ve Venüs'ün burcunuza yerleşmesi. Bir kere parıl parıl parlarsınız, güzelliğinizle herkesi büyülersiniz. Venüs sizi parlatacaktır. Merkür işlerinizi hızlandıracaktır. Çok başarı vadeden bir dönemdir sizin için. Bugüne kadar bekleyen tüm konular takır takır harekete geçmeye başlar 4 Mayıs itibariyle özellikle hele ki perşembe günü. Böyle bir takır 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 takır. Aa o kadar beklemiştim hepsi bir anda olmaya başladı dersiniz. Hem özel ilişkilerinizde hem de genel işlerinizle ilgili sevgili ikizler. Evet. Bilinçaltınızın bilinçaltları ne ya? Bilinçaltınızın sırlarını da dökmeye çalışın. Çünkü döküleceksiz istemeseniz bile bir şifalanma yaşayacaksınız. İkizler ve yükselen ikizler. Öncelikle Güneş'in Satürn'le sert kontağı ve Merkür'ün Jüpiter'le sert kontağı arkadaşlarınızla para meseleleri yüzünden aranızın bozulabileceğine, bazı dostlukların parasal meselelerin barajına takılacağına, aşk çocuklar ya da sosyal çevrenin sebebiyle yaptığınız harcamaların sizi bir nevi bezdireceğine, ee, ve özellikle bir takım harcamalar yaparak haftaya başlayacaksak ki çok doğru işaret ediyor olabilir. Bir takım krediler, borçlar ya da ödemelerle başlayabilirsiniz haftaya. Bu da sizi bunaltabilir. Abartmayın, abartmamaya çalışın. Harcamalarınızda da dengeli olmaya özen gösterin sevgili yengeçler. Evet ama ne olacak? venüs eş etkileşimi, medya basın yayını, internet, tanınmak, ünlenmek, uzak yerler, hukuki konular ve eğitimlerle alakalı konularda Yine bu sefer size hem dost desteklerini hem de şanslı etkileri beraberinde getirecek. Yani kiri varsa sabunu da var. Birileri size köstek olurken birileri elinizden tutacak bu ara. Sevgili yengeçler hem aşk hayatınızda hem de dostluklarla ilgili kısmetiniz çok çok açık. Yanlış olanlara yol verdiğiniz doğru olanlara hayatınıza çektiğiniz bir dönemdesiniz. Evet Venüs Plüton üçgeni de çok büyüye, büyük sürpriz aşkları işaret ediyor olabilir bu hafta güçlü insanlardan etkilenebilir ve güçlü insanlarla kontak kurup ilişkilere başlayabilirsiniz. Mutluluk verici gelişmeler yaşanabilir. Aşk hayatınızda ve ilişkilerinizle ilgili Partneriyle küs olanlar barışabilir. uzun vadede ilişkinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Siz bu açıdan da şanslısınız sevgili yengeçler. Merkür ve Venüs ikizler burcuna geçmesi dedikodu time, chat time. Arkanızdan dönen oyunlar, gizli düşmanlar, dedikodular diyorum yine aman dikkat. Sadece buna mı çalışır? ay? Gizli ilişkiler, gizli ilişkiler, İşler, gizli yürüttü konuşamıyorum gizli yürüttüğünüz projeler sadece bu mu hayır şifa teknikleri terapiler geceler boyu çalışmak eve iş getirmek çalışmaktan oturamamak yorulmak bunların hepsini beraberinde getirebilir arkadan dönen bir şeyler varsa da chatler varsa da onlar da ortaya dökülür gel şu 4 Mart'tan beri Mars 12. evinizden geçti siz bunu atlattıysanız da daha bir şey olmaz Allah'ın izniyle Mars 1. evinizde sağlığınıza dikkat edin gerçekten hasta olabilirsiniz aman 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 11 Haziran'a kadar sağlık konularına, kavgacı insanlara, negatif insanlara dikkat ediyorsunuz. Değil mi? Evet e, sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar için baktığımızda Güneş Satürn karesi, Merkür Jüpiter karesi. Eğer evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa partnerinizle ciddi atışmalarla başlayabilirsiniz haftaya. Sen misin ben misin? Ego savaşları, güç savaşları. Partnerinizin sizi baskıladığını hissedebilirsiniz ya da siz onu baskılıyor olabilirsiniz. Bir takım vetolar yemek engellerle karşılaşmak söz konusu olabilir. Ama hemen üzülmeyin. Çünkü bu aşıların hepsinin iyileşeceğini zamanla göreceksiniz. Özellikle Merkür ve Venüs ikizlere geçtikten sonra Jüpiter ve Satürn'e yapacakları olumlu kontaklar barışmaları da beraberinde getirecektir. Canınızı sıkmayın. Haftaya biraz sert başlıyoruz ama sonrası güzel olacak inşallah. Bu hafta dişlerinize, kemiklerinize ve genel sağlığınıza dikkat edin. Mars hala 12. evimizde ve 11 Hazirana kadar burada kalacak. Lütfen gelen sağlığınıza eve iş getirmemeye, yorgunluktan bir hitap düşmemeye özen gösterin. Özellikle diş, cilt ve kemik hastalıklarına kendinizi koruyun. Bu hafta başında oranızı buranızı kırmayın. Aman deyin bak aman deyin tamam mı? Bunu da söyledikten uyardıktan sonra Venüs-Neptün etkileşimi sizlere çok güzel bir para ve bir gelir kapısını, çok güzel bir kariyer planını, İyi gelir getiren bir iş fırsatını beraberinde getirebilir. Verus Plüton kontağı da öyle. Bazılarınız rekonstrüksiyon çalışmaları yapıp vücudunu düzenleyip güzelleştirirken, bazılarınız iş yaşamlarında önemli çalışmalar yapacak ee, ve iş hayatlarında güzel gelişmelere gebe olduklarını söyleyebilirim. Aslanların ilişkilerle ilgili de düzeleceksiniz. Biraz sert başlıyorsunuz ama güzel olacak. Merak etmeyin. Evet başak ve yükselen başaklar iş ve sağlıkla ilgili konularda sert enerjilerle başlıyorsunuz. Doğru. İş hayatınızla ilgili bir takım engeller, vetolar, yemek kendinize engellenmiş, baskılanmış ya da e, rahatsız hissetmek söz konusu olabilir. Patronlarınızla otoritelerinizle zıtlaşmayın. İş yaşamınızda ne zamandır e, belki yasaklardan, kısıtlamalardan, belki başka sebeplerden yaşanan sorunlar hafta başında daha çok gözünüze batabilir. Genel sağlığınızla ve işle ilgili sorunlarla alakalı... Kendinizi çok üzmemeye özen gösterin. Evet yeni bir iş planı da gündeme gelebilir ama nasıl altından kalkacağınızı bilemeyebilirsiniz. Venüs Neptün etkileşimi ayrılanların barışacağına yalnızların bir sevgili bulabileceğine bu hafta güzel kucaklaşmaların yaşanacağına işaret ediyor. Venüs Plüton uyumu da aşkta tutkularınızın alevleneceğine işaret ediyor. Bu hafta hamilelik gebelik gibi durumlar görülebilir bazılarınız için. Çocuk yapmak isteyenler şanslı gayet şanslı. Aynı zamanda bazılarınız tutku dolu bir ilişkiye çekilebilirler var olan ilişkide tutkuyu alevlendirebilirler bu anlamda da başak ve yükselen başaklar son derece şanslı. Merkür ve Venüs'ün ikizler burcuna geçmesini yorumlayacak olursak sevgili dostlarım Merkür, Venüs, ikizler burcunda sizler için kariyer planlarınızı çok güçlendirecek kariyere yoğunlaşacaksınız, bol çalışacak bol iletişim kuracak, bol eğitimler seyahatler kısa geziler, kurslar iletişimde teknolojiyi kullanmak kendinizi adeta böyle ilmek ilmek büyütüyorsunuz. Neden? 4 Mart'tan beri Mars tepenizdeydi. Çok yoruldunuz. Gerek ailevi konular gerek kariyerle ilgili konularda. Şimdi bunların meyvesini alma ve başarıya doğru ilerleme zamanı sevgili başaklar. Ve terazi yükselen teraziler. Güneş Satürn kavuşma etkilerini aşk yaşamınız çocuklarınız ve hobileriniz üzerinden alıyorsunuz. Bu hafta başında böyle çocuklarla ilgili konular, eşle ilgili konular, aşkla ilgili konular her şey üstünüze üstünüze gelebilir. Adeta bir sizi engelliyor. Sahneye çıkmanızı, göz önünde olmanızı, sevmenizi sevilmenizi engelliyor gibi gelebilir. Bebek çocuk meseleleri engellere takılabilir. Çocukların eğitimiyle alakalı konular engellere takılabilir. Sevdiceğiniz sizi üzebilir. Hiçbir şey sizi rahatlatmıyor gibi gelebilir. Hafta başı biraz böyle evimiz için sert. Ama Venüs-Neptün etkileşimi. Venüs-Plüton uyumu, ee, aynı zamanda Merkür ve Venüs'ün ikizler burcuna geçmesi, kesinlikle öncelikle iş yaşamınızda çok güzel canlanmalara, iş ve para bağlantılı konularda şansınızın güzel bir şekilde döneceğine e, ve aynı zamanda estetik operasyonlar güzelleşmekle ilgili şansınızın yaver gideceğine e, ve çok tutku dolu bir ilişkiye çekilebileceğinize, bütün bu engellere ve sıkıntılara rağmen aşk yaşamınızda bir takım e, güzelleşmelerin olacağına bir ev emlak konusunu halletmenize, bir ev emlak konusuyla ilgili babanızdan ya da aile büyüklerinizden destek almanıza, aile büyüklerinizle alakalı problemleri de rahatça çözmenize işaret ediyor. Merkür ve Venüs'ün 9. evinize yerleşmesi, seyahat, eğitim, hukuk gibi konularla alakalı işler bulabilirsiniz. Tüm bu saydığım konularla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Ne zamandır bekleyen hukuk, eğitim ve seyahat konuları ya da uzak yerlere yerleşmekle ilgili planlar, hiç olmadığı kadar ilginç bir biçimde hızla canlanabilir ve hızlanabilir sevgili teraziler bu anlamda da son derece şanslısınız medya bayın bayın ne medya basın yayını internet uzaklarla alakalı konular tanıtım ve reklamlar eşinizin akrabaları uzak akrabalarınızla alakalı konularda şansınız yüksek ayrıca sınavlar ve eğitimlerde de şansınız yüksek sevgili teraziler Evet akrep ve yükselen akrepler ailevi konularda bir blokaj yaşayarak ya da eşinizle aileniz arasında, ilişkinizle aileniz arasında kalarak hayatta kendinizi dört bir yandan engellenmiş gibi hissederek sabah uyanabilirsiniz. Ama bu etki sürekli mi olacak? Tabii ki hayır. E, ailenizle abartılı tartışmalara girmemeye çalışın. Bu duygulara kapılıp hatalar yapmayın sevgili akrepler. Çünkü Venüs Neptün etkileşimi aşk yaşamınız ve çocuklarla alakalı konularda çok şanslı olacağınıza işaret ediyor. Aynı zamanda Venüs Plüton üçgeni yakın çevrenizde ilişkilerinizi düzenleyeceğinizi, barışmaların güzel görüşmelerinin olacağına işaret ediyor. Keyfinizin yerinde olacağı bir dönemden geçtiğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Hem iletişiminiz güzel, hem yakın çevre ilişkileriniz güzel, hem aşk yaşamınız güzel. Birazcık otoritelere, engellere, baskılara takılmak var ama bunu da çözersiniz. Merkür ve Venüs'ün ikizler burcuna geçmesi, Nisan 2020'den beri yaşadığınız mali sorunları, eşinizin kaynaklarından besleniyor olduğunuz halde bir takım kısıtlamalar yaşamanızı hepsini iyileştiriyor gibi gözüküyor. Özellikle 4 Mart'tan beri parasal konularda yaşadığınız sıkıntılar, agresyon ve problemler e, hafta ay çok özür dilerim bu hafta itibariyle düzelmeye başlayacak burs, miras, kredi bono, tahvil aklınıza gelebilecek ek gelir olabilecek veya başkalarının parasıyla ilgili olan her konuda son derece şanslı olacaksınız ve beklediğiniz parasal meseleler hızlı bir biçimde akmaya başlayacak. Evet, yay ve yükselen yaylara gelecek olursak sevgili yaylar haftaya birazcık yakın çevre komşu akraba ve kardeşlerle alakalı konularda sert etkileşimler içerisinde başlıyorsunuz. Etrafınızla iletişiminiz muhabbetiniz biraz sıkıntılı olabilir. kendinizi biraz garip tuhaf e, mutsuz hissedebilirsiniz, dağılmış çözülmüş hissedebilirsiniz, sevgili e, yaylar. Birazcık yakın çevre ilişkilerinize bu hafta özellikle dikkat edin. Bazı komşularınızla, arkadaşlarınızla, yakın arkadaşlarınızla, çevrenizden birileriyle anlaşmazlıklar, sürtüşmeler olabilir. Ya da onların yaşadıkları bazı olaylar size biraz sert gelebilir. Biraz böyle canınızı sıkabilir. Sevgili yaylar, İletişiminize ve üslubunuza da ekstra dikkat edin. Ee, bunu da uyarmış olayım. Evet, aynı zamanda beynim durdu bir dakika. Tekrar çalış çalış beynim çalış. Mayday mayday. Ay beynim durdu. Şaka gibi beynim durdu. Beynim durdu. Evet. Çok özür. Hah geldi. Venüs Neptün uyumu özür dilerim. Venüs Neptün uyumu ev emlakla alakalı konularda ve işle alakalı konularda şansınızı artırıyor. İşe yakın ev eve yakın iş bulmak. Bir ebeveyniniz aile büyüğünüz hastaysa onun şifa bulması. Evde hasta olan birileri varsa onun iyileşmesi anlamına gelebilir. Ev almak satmak ile alakalı konularda büyük şans göstergesidir. Çok güzel bir enerji. Evet aynı zamanda Venüs Plüton uyumu çok güzel bir para elde edip bir ev almak, ev satmak, ailede bir sorunu çözmek, gelen parayla sevinmek noktasında da sizi sevindirecek gibi gözüküyor. Nisan 2020'den beri ikili ilişkilerinizi sorguluyorsunuz. Varlığını da yokluğunu da. 4 Mart'tan beri de 4 Mart'tan 23 Nisan'a kadar da partnerinizle belki birbirinize düştünüz. Çok zor şeyler yaşadınız. Ayrılık kararı aldınız. Küsenler ayrılanlar oldu. Yalnızlıktan dem vuranlar oldu. Şimdi işte barışmalar, kucaklaşmalar, sarılmalar, sevmeler, aşka doyacağınız bir döneme giriyorsunuz. Venüs Merkür 7. evinizden İkizler burcundan geçerken barışmalar, kucaklaşmalar, sevgili olmalar, aşkı yaşamalar söz konusu olabilir. Sizler için uzlaşmacı bir döneme girdiğinizi söyleyebiliriz. Evet Oğlak ve yükselen oğlaklara gelecek olursak öncelikle Güneş Satürn karesi, Merkür Jüpiter karesi, harcamalarınızın çokluğu, gelirlerinizin azlığı, gelirlerinizi kısıtlayan Satürn'ün varlığı sizi sizden almış olabilir. Haftaya baya bir isyan, içim karardı bu para meselelerinden modunda başlayabilirsiniz. Otoritelerle alakalı konularda biraz yorucu ve yıpratıcı olabilir. Ancak Venüs Neptün etkileşimi dualarınızın duyulduğuna, yakın çevrenizin desteğinin yakınlarınızda olduğuna, Gerek maddi gerek manevi konularda Yakın çevrenizden destek alabileceğinize, fikrinizle, zikrinizle güzel iletişim kurduğunuz sürece şansın sizinle olduğuna işaret ediyor. Sevgili kovalar, ne kovası oğlaklar, özür, <laughs> özür özür oğlaktayız. Oluyor böyle arada arkadaşlar, mazur görün, hakikaten böyle konuş konuş kendi başına deli e, dürdane gibi. Ay özür dilerim, düşün dürdaneler yazacak altına, böyle deli dürdane şey derler hani. DD ya ikisi de oradan anlayayım mesela delimine mi, ne, deli mi ne? tamam benim deli çok özür dilerim çok özür dilerim canım durdu bir komşum vardı ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum dur doğuş canım benim seni seviyorum ay ay bir tane 10 tane özür dileşim oğlaklar da buradan giydirecek ama araya laf kattın da her şeyi unutuyorsun da unutuyorsan çekme de neyse aman ya beğenmeyen küçük onun almasın yeter artık evet e, oğlaklar yakın çevrenizden destek alabileceksiniz dedik. Fikrinizle de, de, gündemde olabilirsiniz dedik. İnternet, sosyal medya, basın, yayın, ticaretle alakalı konularda bir şekilde şans edebilirsiniz. Elde edebilirsiniz. Yakın akrabalarınızla bir arada bulunabilir. Onlardan destek alabilirsiniz. Nasıl bulunacaksanız yasağa rağmen ha, olur yani bir kısmet bulunur bir çaresi. Evet. Bunun dışında Venus Plüton kontağı bu hafta çok güçlü bir aşk ilişkisinin başlayabileceğine Ayrılanların barışabileceğine, çocuk yapmak isteyenleri, bebek yapmak isteyenlerin güzel haberler alabileceğine çok doğurgan bir dönemdesiniz. Lütfen rica ediyorum Mayıs sonuna kadar bebek yapmak isteyenler hiç ümidini kaybetmesin. Çok şanslı bir dönemdesiniz. Aşık olmak isteyenler de ümidini kaybetmesin. Çok şanslısınız. Hobilerinizi meslek haline getirmek, kendilerinizi artık hobi, kendilerinizi artık hobilerinizle ifade etmek, birazdan sahnenin ilerisine çıkmak için güzel bir dönemde olduğunuzu unutmayın sevgili oğlaklar Aynı zamanda bu hafta aşkla alakalı, ilişkilerle alakalı konularda güçlü bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Birazcık borsa ve spekülasyonlara dikkat edin. Bilmediğiniz konulara yatırım yapmayın. Değil mi? Merkür ve Venüs'ün ikizler burcuna geçmesi, iş hayatında teknolojiyi etkin kullanmak, önemli kararlar vermek, yeni planlar yapmak, şu pandemi bitsin şunu yapacağım şu hastalıklar bitsin bunu yapacağım gibi çok güzel kararlar vermek bekleyen işlerin hızlanması hız alması iş ve sağlığınızla alakalı konularda çok hızlı ve çok güzel gelişmeler yaşayacağınıza işaret ediyor özellikle 4 Mart'tan beri bloke altında olduğunuz kısıtlandığınız konuların açılacağına işaret ediyor sevgili oğlaklar evet sevgili e, kova ve yükselen kovalar haftaya en zor başlayacak uçlardan birisi sizsiniz. Kırıklara, çıkıklara, kemiklerinize, sağlığınıza dikkat edin. Otoritelerle zıtlaşmamaya, e, devletle ve prosedürlerle alakalı konularda asi olmamaya özen gösterin. Kendinize çok ciddi köşeye sıkışmış, engellenmiş ve baskılanmış hissedebilirsiniz. Sevgili kovalar Tabii ki bu etki çok kalıcı mı? Hayır. E, aşabileceğinizden büyük bir etki değil ama yine de biraz kendinize dikkat edin babanız, aile büyükleriniz, sorumluluklarınız çok üstünüze üstünüze gelebilir. Venüs Neptün etkileşimi parasal konularda çok büyük bir şansa. Venüs Plüton etkileşimi ailevi konularda çok önemli bir şansa ve desteği. Bu hafta ev almak, emlak konularıyla ilgili şanslı burçlardan birisi de siz olacaksınız. Ailenizden destek almakla ilgili şanslı burçlardan birisi de siz olacaksınız. Bu anlamda son derece güzel. Ancak Merkür ve Venüs'ün ikizler burcuna geçmesine gelecek olursak bolca aşk, bolca flört, güzel aşklar, güzel flört, flörtler, ayrılanlar barışabilir yine. E, yeni insanlarla da tanışabilirsiniz. Yine çocuklar ve aşkla alakalı konularda şansınız yaver gidecek. Çocuk isteyenler için çocuk konusu yine güzel bir e, durumda olacak. Çocuklarınızın hayatıyla ilgili önemli kararlar vermek için güzel bir dönem olacak. Hobilerinize yönelmek onlarla uğraşmak için de güzel bir yöntem olacak. Sizin için de bu anlamda son derece güzel etkileşimler var. Bu hafta güçlü bir aşk ilişkisine kapılmak, güçlü birinden etkilenmek ve bunu kimseye anlatmamak da söz konusu olabilir sizler için. Siz de kaybettiğiniz bir şeyleri ya da unuttuğunuz bazı şeyleri hatırlayabilirsiniz bu hafta. Ama gizli düşmanlıklara ve dedikodulara lütfen dikkat edin. Otoritelerle de zıtlaşmayın. Evet, balık ve yükselen balıklara gelecek. Olursak sevgili balıklar, Sizler için bu hafta birazcık sağlık ve işle alakalı konularda karamsar başlayabilir. Ee, Güneş Satürn etkileşimi, Merkür Jüpiter e, uyumsuzluğu efendime söyleyeyim. Birazcık işle alakalı konularda karamsar olmanıza, kardeşleriniz, yakın çevreniz ve akrabalarınızla ilgili konularda bir takım stresler yaşamanıza, arkanızdan dönen bazı gizli oyun ve dedikoduları öğrenmenize, gizli ilişkiler veya gizli işlerle alakalı bir takım sert durumlar yaşamanıza eğer hayatınızda böyle şeyler varsa işaret ediyor olabilir. Haftaya baya karamsar başlıyorsunuz. Ama bu etki çok uzun sürmeyecek eğer siz istemezseniz. Çünkü venüs Neptün etkileşimi sizi koruyor adeta. ilahi olanla bağlantıya geçmek, dualarınızın kabul olması. Ben bittim ya buradan fazla ilerleyemiyorum dediğiniz noktada bir mucizenin gerçekleşmesi. Dargınlıklarınızın son bulması söz konusu olabilir. Bu hafta birçoğunuz ciddi bir vole vurup hatta evini bile alabilir. Bu haftadan itibaren başlayan etkilerle Mayıs sonuna kadar maddi manevi ev almak, satmak, yerleşmek, değiştirmek, evinizde düzenlemeler yapmak, ailenize destek olmak, ailenizden destek almak, aile ve emlak ve yerleşime ait konularda son derece şansınız yüksek olacak. Bunu da belirteyim. Ayrıca Venüs Plüton etkileşimi mevki sahibi güçlü insanlardan destek alabileceğinizi, bazı dostlarınızın desteğini çok güçlü bir biçimde hissedeceğinizi, dostlarınız sayesinde birçok sorununuzu çözebileceğinizi, aşk ilişkilerinden yana çok güçlü bir şansa sahip olduğunuzu, yakın çevre kardeşler ve akrabalar, iletişim medya basın yayın ticaret, araba almak, ev değiştirmek, lokasyon değiştirmek, iletişim cihazlarınızı yenilemek, Tüm bu konularda şansınız son derece yüksek olacak. Bazılarınız hastaysa eğer en sevdiklerini yakınlarında görebilirler. En sevdiği insanların desteğini hissedebilirler. Bir sorununuz varsa ve çözemiyorsanız yine sevdiklerinizin desteğiyle çözebilirsiniz. Sıkıntılı insanlar olacak. Arkanızdan hareket edenler olabilir. Ama sizi koruyanlar da var. Öncelikle Allah koruyor. Venüs Neptün etkileşimi size şans getirecektir. Sizi koruyacaktır. İnanmaktan ve dua etmekten sakın vazgeçmeyin sevgili balıklar. Evet Daralıyor olabilirsiniz, bunalıyor olabilirsiniz. Ama hepsi geçecek. E, ve ailevi konularda da şanslı bir döneme giriyorsunuz. Venüs ve Merkür'ün ikizler burcuna geçmesiyle birlikte. Evet haftanın etkileri böyleydi. E, düşünüyorum da yani. E, Güneş-Satürn kareleri. kavuşum dedim ya kare. Güneş-Satürn kareleri her zaman zorludur arkadaşlar. Benim de haritamda var. Maçı sahne hani olmaz olasıca. E, otoriteler erkek figürler, baba... Kadınsanız eş yönünden pek böyle hayatınızın en azından bir dönemi çok şanslı geçmez. Ya da bu etkileşim gökte olduğu zaman ciddi bir blokaj ve baskı hissettirir üzerimizde. Kara kışın, kış mevsiminin baharı böyle yenmesi gibidir. Birden bir soğuk rüzgarların esmesi gibidir. Yerin ve toprağın bir takım sarsıntılar yaşama ihtimali olabilir. Böyle bir tatsız bir Pazartesi olabilir. Umarım öyle olmaz. Popot iptal, e, güzel olsun, mutlu olalım inşallah. Evet, hepinize çok mutlu bir hafta diliyorum sevgiler.